Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere konuşacağımız farkımız adı Seruti 1881. Konuşmadan önce sizlerle ricam, videoyu beğenip fikirlerinizi yorumlar yazarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Geçelim konumuza. Parfümümüz 1881 olması gibi aslında tarihi bir boyut taşıyor burada. İsminden de anlayacağımız gibi parfümde bir çıt da olsa Osmanlı dediğimiz veya tarihi dizilerde gördüğümüz o alımlı kadın profili vardır ya. Aslında alımlı kadın parfümü diyebileceğiniz bir parfüm. Çünkü parfüm içerisinde etkileyici veya vurucu şeyler yok. Biraz tozlu gibi, tarihin tozlu rafları gibi sizi geçmişe götürebilecek veya hayal dünyanızı kokladığınızda size sanki geçmişten bir anıymış gibi, sanki eski kitapları, defterleri, eski fotoğrafları karıştırıyormuşsunuz gibi bir hissiyat oluşturacaktır. Kadın parfümü, parfümümüzün içerisinde genel itibariyle çiçekli hissiyatlar hakim. Fakat parfümümüz biraz tozlu bir parfüm. Yani demek istediğiniz burada tozlu derken biraz da pastel. Pastel olması da işte oradaki alımlı, işte zarif ve etkisinin biraz daha orta düzeyde olduğunu düşünüyorum. Parfümün kalıcılığı çok yüksek değil. Yayılımı çok yüksek değil. Yani günü kurtarmaz. Hani ben sabah 8'de sıktım, evden çıktım. Akşam 5'de, 6'da, 7'de koksun. Yok arkadaşlar. Bunu kullanırken tabii kadın parfümlerde şöyle bir şey var. Kadınlarda bu erkekler gibi değil. Erkekler çanta taşımadığı için ne yaparlar? Sıkarlar, bütün gün kokmasını isterler. Kadınlarda parfüm daha doğru kullanılır. Çantalarında ufak bir sprey alırlar ve gün içerisinde tazelerler. Nasıl makyajlarını tazeliyorlarsa parfümlerini tazelerler ki bence bu en sağlıklı boyutudur aslında parfümün. Çünkü bazen konuşuyoruz herkesle. Diyorlar abi işte şu lenf kanseri yapıyor, bu prostat kanseri yapıyor, öyle böyle yapıyor. Ham madde arayışında herkes. Biz de firmalarla görüşüyoruz. Hani kullanmasak da arıyorum. Çoğu firmanın çalışma zamanından sorumlu genel müdürleriyle aşağı yukarı bir arkadaşlığım var. Hani abi diyorum ya, çünkü çoğu hepsi benden büyük bu insanların. Hepsi genel müdür, düşünün yani. Ben diyorum ki abi diyorum ya işte şu ham maddelerden diyorum. Bilgin var mı diyorum. Diyorlar ya işte hani kullanmasan daha mantıklı. Ben kullanmıyorum. Bana bunun sonuçlarını, etkilerini ve maliyet boyutu. Yani bunu kullanan kişi ne kadar çok para kazanabilir? Veya bu kullanan kişi bunu sürdüğünde piyasaya ne etkileri yiyecekler? Sonuçta ne olacak? Bunları öğreniyoruz. Bu parfümler dediğim gibi kadın parfümlerinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla biraz daha rahatız. Erkek parfümlerinde daha fazla kullanılıyor. Zaten aşağı yukarı bakarsanız Zaysuz Super bile erkek parfümlerinde var. Niye? Çünkü erkeklerin o tahammülsüzlüğü, o parfüm sıktım tüm gün gitsin, bana 3 gün 5 gün gitsin isteğinden kaynaklı problem var. Kadınlarda tazeleme durumu söz konusu ve onlarda zaten tüm makyaj alışkanlıkları olsun, yaşam şartları olsun genelde kalıcılık değil de tazelemeden zevk aldıkları için, tazelikleri için onlarda bir problem teşkil et. Konuya geçelim. Parfümümüz tozlu parfüm demiştim. Notlarımı aldım zaten parfümle ilgili. Parfümümüz 1995 yılında piyasa sürülen parfüm. Seruti tarafından sürülüyor. Etkisi çok iyi diyebiliriz. Orta düzeyde bir kalıcılığı var. Ana anlaşmalar dediğimiz kısım, yani parfümün hissiyat kısmından bahsediyorum. Tozlu hissiyat, daha dediğim pastel hissiyatı, çiçek, sarı çiçek, bitkisel, aromatik, odunsu, yeşil, beyaz çiçek, menekşe, gül. Görüyorsunuz çoğunluk ihtimalle yeşillik üzerine gidiyoruz ve çiçek üzerine, bitki doğal, yani tamamen doğal üzerine gidiyoruz. Farklı bir ekstra ham madde girişleri neredeyse yok kadar az diyebileceğim. Şimdi sayacağım, fark edeceksiniz. Tap kısmında ne var? Mimoza, iris, gül, frezya, menekşe, vadi zambağı, yasemin, bergamot. Bir tane ham madde görebiliyor musunuz? Hep çiçek, hep bitki. Orta kısmı papatya, iris, nergis, sardunya, galbanum, kişniş, yasemin, brezilya gül ağacı, portakal çiçeği, sümüteber. Yine yeşiliz. 10 numara doğa gidiyoruz. Beyze geliyorum. Bitiş kısmına. Misk, sandal ağacı, sedir, amber, vanilya. Burada kullanılan vanilya vanilin krist. Yani çoğunlukla da keklerde kullandığımız vanilyadır. Vanilin var ya, vanilin. O aşağı yukarı. Onun gibi bir şey bazılabilirsiniz. Tabi bu yenmiyor ama sonuç itibariyle aşağı yukarı aynı türde bir şey. Misk için bir ham madde geliştirilebilir. Sandal ağacı değil, sedir değil, amber değil. Bitti. Yani parfüm tamamen doğal parfüm. Tamamen etkisi doğal parfüm. Parfüm ben bileğime sıktım. Aşağı yukarı bir saat oldu. Kokusu hala çiçek hissiyatıyla beraber geliyor. Tabii şey değil. Yırtıcı koku değil. Hafif alalım koku. Bunu aktif hayatta kullanmanı çok tavsiye etmem. Biraz daha eğer işiniz sakinse, ofis ortamı, yemeğe çıkıyorsanız tazelemek için. Çok yani yemek sırasında oturmadan önce masaya bir tazelerseniz masadaki herkes aşağı yukarı o hissiyat alacaktır ve keyif verecektir. Bence bu yaz parfümü kışın kuru havalarda çok geleceğini sanmıyorum. İlkbahar, yaz, sonbahar, yazları, akşamları kullanıma uygundur. Dediğim gibi biraz daha sakin, çok fazla rüzgar alan bir ilde yaşıyorsanız, çok fazla yazın bile esiyor buralar üfül üfül diyorsanız tavsiye etmem zaten. Biraz daha sakin, sıcak, daha çok işte Türkiye için söylüyorum. Ya Türkiye'nin çoğu yeri şu an esinti almıyor diyebiliyorum. İç Anadolu biraz daha kurak kuru geçiyor yazları ama genel itibariyle çoğu yerde kullanılabilir. Parfümün hissiyatları bu şekilde. Bu parfüm hangi parfümleri benzer dediğimiz zaman çeksi parfümleri çok benziyor. Elie Mugler,
Bulldog olabilir. Coco Mademoiselle olabilir. Tabi onlar göre çok daha çiçeksi kalıyor. Coco Mademoiselle de dediğim gibi biraz daha Coco Mademoiselle çiçek alanında çocuk değildi. Genç klasman. Yani işte örnek veriyorum 15-30 diyebileceğim bir alanda kalıyordu. Aşağı yukarı. Bunu da hani genele uyabiliriz. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi biraz daha ağır başlılığın simgelen parfüm. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gün olduğu kadar bilgi vermeye çalışıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoma yorum atıp bilgilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, resimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Keyif seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.